Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 19 Ocak 2017 Pazar günü öğleden sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süreçteki sohbet mevzumuz bilindiği gibi Adem Safiyullah, Adem, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın devamı idi. Eskiye göre, yani ilk baskıya göre kaldığımız sayfa 75. Yenisinde hangisine geliyor? Biraz sayfada farklılıklar var. Alttan üçüncü paragrafta kalmıştık. Ancak bir paragraf daha yukarıdan alalım, bağlantı olmuş olur. Böylece devam ederiz. Evet, bu vesileyle herkese hoş geldiniz diyelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize sağlıklı, hoş, güzel ömürler nasip etsin. Aynı zamanda idrakli bir hayatı sürdürmeyi de nasip etsin. Aynı temennileri bilgisayar başında dinlemeye gayret eden kardeşlerimize, evlatlarımıza da etmiş olalım. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize zahir batın bu dünyanın hakikatlerini idrak ederek bu alemden ayrılan huzurlu insanlar seviyesinde dünyadan ayrılmamızı, bereketlerle ayrılmamızı nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adem Aleyhisselam ile İblis arasında, Hak ve melekler arasında olan hadiselerden bahsedildiği bu fasılda Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde bahsedilen sureler içerisinde bulunan mevzudan alıntılar yaparak yolumuza devam ediyoruz. Burada İblis'in Cenab-ı Hakk'a karşı söyledikleri hakkında kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de ene hayrun minhu, ben ondan hayırlıyım demişti ayet-i kerimede. Min den manasında he, yani hü de o olduğundan, ondan hayırlıyım manası içerisinde hu, yani o vardır. Yani min hü dendiği zaman hu, o hükmünde, hü allahü lezide de olduğu gibi işte hu, o manasında. Ancak bir bakıma o derken Adem Aleyhisselam'dan bahsetmekte. Ama ayrıca orada bir hu, o, hüve manasında da bir belirleyici var. Ondan manası içerisinde hu, yani o vardır ki böylece ben, sen, o üçlüsü bu sahnede ilk defa ortaya çıkmış olmaktadır. Daha evvelce bu takı, bu kelimeleri, yani tarif, kimlik belirten kelimelerin sahipleri olmadığı için bunlar konuşulmuyordu. Yani alemde böyle ben, sen, o üçlüsü yok idi. Orada ilk defa bu kimlikler ortaya çıkmış oluyor. Bak ne kadar mühim bir hadise. Biz öylece okur geçeriz ama üzerinde durmayız. Halbuki ben, sen, o hükümlerinin ilk defa icat edildiği, kullanılmaya başladığı sahadan bahsediyor bize. Ki bilindiği gibi Adem Aleyhisselam, Ababalde ile olan işte yaşantı ilklerle doludur. Yani insanlık aleminin ilkleri orada başlamaktadır. Ben, sen, o üçlüsü bu sahnede ilk defa ortaya çıkmış olmaktadır. Ondan kasıt anlaşılacağı üzere Adem'dir. İblis, Adem'in toprak maddesine bakarak o dedi. Yani toprağına bakarak o dedi, suretine bakarak o dedi. Aslında Adem'deki o, yani hu,
hüviyet-i mutlakanın zahiren Adem suretiyle mahluk görünümündeki tecellisinden başka bir şey değildir. Yani iblisin göremediği, anlayamadığı bu hadise oldu. Yani o diye minhü, yani ben ondan hayırlıyım ifadesiyle belirttiği o, zahir itibariyle Adem'in toprağının tanıtımını söylemiş oldu. Ama aslında ondaki hakiki hüviyeti belirtmekteydi. Ama kendi bunun farkında olamadı. O yüzden iblis oldu. İblis bilindiği gibi telbis manasına, ismi de oradan geliyor. Bundan sonra iblis oldu zaten. Bu hadiseden sonra iblis ismini aldı. Telbis şöyle diyorlar, lügat manası olarak aslı ile kopyasını birbirinden ayıramaması, o şekli. Yani aslını ayıramayıp kopyasını aslı yerine zannetmesi. Kopyasının da sadece kağıdına, hamuruna, rengine bakması, suretine bakması dolayısıyla o topraktan halkedildi demekti idi. İşte onun için telbis, lebis, örtmek de elbise de manasında. İsmi bu yüzden iblis oldu. O günden sonra iblis oldu. İblis Adem'in toprak maddesine bakarak o dedi. Aslında Adem'deki o, yani hu, hüviyeti mutlakanın, bakın mutlak hüviyetin, ilahi hüviyetin Adem suretiyle mahluk görünümündeki tecellisinden başka bir şey değildir. Bu hakikati idrak edemeyen iblis sadece Adem'in toprağını görerek ben ondan hayırlıyım zannı ile secde etmekten kaçındı. Yani kendisinin ateşten halkedildiği, ateşin toprağın üstünde yukarıya doğru çıktığı, yandığı zaman alevler yukarıya doğru çıkar. Ama neticede ne olur? Ateş bulunduğu yeri yakar, harap eder. Sonra onun alevi de kalmadığından üstünlüğü de kalmaz. Yine toprakla birlikte olur. Ama bir daha oradan hiçbir şey olmaz. O yandıktan sonra yanar gider, kül olur, bir şey olmaz. Ama toprak tevazudur, hikmettir. Ateş ise azamettir. Karşılığı yani şey olarak, tarif olarak hava, kuvvet, kudret hükmünde, ateş azamet hükmünde, su hayat hükmünde ve ilim hükmünde, toprak da hikmet hükmündedir. İşte bu dört unsurun insanda bir araya gelmesi, iblisin üzerinde ne kadar büyük bir gücümüz olduğu ve kabiliyetimizin olduğunu göstermektedir. Onda sadece bir ateş şeysi, unsuru vardır. Ateşten halk edildiği için sadece yakıcı, bölücü, işte zarar verici hali vardır. Mutedil olduğu zaman ısıtır. Tabi ateşin de birçok faydaları vardır ama benlik üzere olunca o hem kendisine hem çevresine zarar vermektedir. Bu vapta söylenecek söz çoktur. Misal olması bakımından bu kadarla yetinip yolumuza devam etmeye çalışalım. Ayet-i Kerime'nin devamında, çünkü orada senin için böbürlenmek salahiyeti yoktur. Cenab-ı Hak ona karşı bunu söylüyor. Ben ondan üstünüm dedikten sonra ayet-i kerimede öyle devam ediyor. Buradan da anlaşılacağı üzere ilk defa Hakk'ın huzurunda kibirlenme bu hadiseyle ortaya çıkmış olmaktadır. Meleklerden böyle herhangi bir davranış olmadığından, olması da mümkün olmadığından, İlk defa Cenab-ı Hakk'ın karşısında böyle bir benlik ortaya koyan iblis olmakta. Bu yönden de ilklerde. Ondan sonra onun arkasından gelen insanlar da Cenab-ı Hakk'a karşı bu benliklerini ortaya koydular. Koyuyorlar da, gelecekte de konacaktır. Ama ilk defa bu hadiseyi, bu davranışı ortaya koyan iblisin kendisi oldu. O halde bunun üzerine Cenab-ı Hak fehruç, çık oradan, inneke mine sagirin,
artık çık, şüphe yok ki sen alçaklardan, küçüklerdensin. Yani bu şekilde bunu yapmak suretiyle sen kendini büyük olarak gördün. Fakat ama aslında sen bu hareketinle küçüklerin küçüğü oldun. Çok küçülmüş duruma düştün. Benlik yapmak, kibir yapmak suretiyle. Yukarıdaki ayetlerde bulunduğu yerden fehbit in ifadesi kullanıldığı halde burada ise fehru çık ifadesi kullanılmıştır. Adem'in hilkatinden evvel iblisin meleklerin içinde belirli bir yeri vardı ve Hakk'ın belirli ve geniş esma ilahiyesini zuhura çıkarıyor iken Adem'in hilkatiyle yapmış olduğu secde etmeme davranışı neticesinde gururlanarak kendi kendini büyük gördüğünden genelde küçülmüş ve sagirin küçüklerden olmuş. Ayrıca kendinde daha evvelce bulunan esma ilahiyelerin bazıları da zıtlarıyla değişip daha başka bir şekilde açığa çıkmaya başlamış olduğu. Bakın burası da mühim bir mesele. Daha evvelce fehbit kul nahbitu gibi ifadelerle in oradan, ininiz oradan hükümleri ile hadise belirtiliyor iken burada fehruç, ihraç yani çık oradan diye açık olarak söylenilmekte. Bir bakıma Adem'in hilkati iblise de rahmet olmuştur. O hadise de bir iblise rahmettir aslında ama kendisi farkında değildir. Şu yönden kendisinde bulunan gerçek kimliği böylece ortaya çıkmış oldu. Daha evvelce melaike-i kiram arasında faaliyetteyken kendisine böyle bir zorlayıcı emir gelmediğinden, gerek de olmadığından hep amir hükmünde, öğretmen hükmünde, yönetici hükmünde hayatını yaşıyorken kendinde bulunan birçok esma ilahiye gizli kalmış, ortaya çıkmamıştı. Bu hadiseyle kendindeki o yönde olan benliği ortaya getirdiği birçok esma ilahiye orada zuhura çıkmış oldu. Bunun karşılığında da kendisinde onun karşılığı olan esma ilahiyeyi kullanamaz oldu ve elinden alındı. Yani kendisinde bulunan alim esması gibi daha önce ilmi manada faaliyet gösterirken alim esması da vardı. Bunlar elinden alındı o anda. Yerine de celali isimler şiddetlenerek konmuş oldu. O yüzden işte kıyamete kadar artık o kaybetmiş olduğu vasıfları alamaz. Kullanamaz, ortaya çıkaramaz. Alındı çünkü o esnada onlar kendisinden. Bakın ne kadar mühim bir hadise. Biz bunları böyle okur geçeriz, okur geçeriz. Buyursunlar. Hiç ilerisinde ne var, arkada ne bırakıyor, genişliği neler, nereleridir, nasıldır diye okur geçeriz. Meal olarak, tefsir olarak, işte tefsirlerde bazı izahlar vardır. Fiziki yöndedir onlar da. Bir bakıma Adem'in hilkati iblise de rahmet olmuştur. Kendisinde bulunan gerçek kimliği böylece ortaya çıkmış oldu. Demin de bahsedildiği gibi fehbit in ifadesiyle meleklerin arasından indirildi. Melekut mertebesinden fehbit in ifadesiyle meleklerin arasından indirildi. Peki bunda ne oldu? Fehruç çık hükmü ifadesiyle de cennetten çıkarılmış oldu. Bakın iki aşama geçiriyor. Aşağılıklardan olması için. Evvela melaike-i kiramın içerisinden fehruç, ihbüt. Diğer ifadeyle nahbitu demek suretiyle biz deriz ki sizler ininiz. O Bakara suresinin daha baş taraflarında burada da görmüştük.
baş taraflarında ininiz hükmü. Yani Adem Aleyhisselam, işte İblis ve Havva Valide üçlüsü ininiz diye orada çoğul olarak söyleniyor. Nahbitu dediği orada tu, sondaki tu çoğaltıyor onları. Diğer ifadeyle tekil olarak sadece fehbit, in, hemen in, meleklerin arasından in, bu ayet-i kerime ise cennetten çık. Yani tamamen mürtet, tar dedilmişlerin arasına geçiyor. Fehruç, çık ifadesiyle de burada ehruç, emir manasında. Fehruç. Ehruç emir, oradaki başa gelen fe, fay, mufaca diyorlar ona, acelecilik fası. Hemen çık manasında. Ehruç dendiği zaman çık. Ama müddet verilmemiş oluyor. Çıkması onun kendi hazırlanmasına bırakılmış oluyor. Ama acil ifadesiyle fehruç, hemen çık. Artık senin burada duracak yerin yok manasına gelmekte. Bunun üzerine İblis diyor ki kale enzirni ila yevmi yübasün. Yani dedi ki bana dirilecekleri güne kadar o halde mühlet ver. Tamam, cennetten çıkardın. Nereye indi? Dünyaya, arza indirilmiş oldu böylece. Yani esma mertebesinden bir bakıma da efal mertebesine ihraç edildi orada. Orada insanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver. Madem ki böyle bir hadise oldu, beni kovdun, çıkarttın, hiç olmazsa bir mühlet ver. Ben onlarla bir hesaplaşayım. Yani benim ihracıma sebep olan Adem ve sülalesiyle bir hesaplaşayım ben. Yani bir onlara göstereyim bakalım. Çünkü o sebep oldu diye kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Gerçi Adem Aleyhisselam onun yeryüzüne inmesine sebep olmuyor. Kendi davranışları, kendi anlayışları, kendi talepleri ile, kendi değer yargıları ile kovulmuş, çıkartılmış oluyor. Ama bilindiği gibi o taife kendinde hiç suç, eksiklik görmez, hep karşı tarafa yükler. Ne varsa hep karşıya yükler. Karşı suçlu olan karşı, kendisi zemzemde yıkanmıştır o taifenin. Kendilerinde hiçbir şey bulunmaz. Bu talep birçok düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Bana dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Bunun içerisinde bile hile karışık. Yani basübadel mevte kadar, dirileceği güne kadar mühlet ver diyor. Dolayısıyla beni ölümsüz kıl manasında. Yani insanlar kıyamet ile ortadan kalkacak, benim hayatım devam etsin, insanlar tekrar dirildiği zaman o süreye kadar bana mühlet ver demek istiyor. Yani ben ölmeyeyim demek istiyor. Çok uyanık değil mi? Ama cevabını alıyor. Bu talep birçok düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Demek ki iblis insanı ve geçireceği evlerini biliyor idi. Bak, hayat daha yaşanmamış. İnsan ilk defa sahneye çıkmış. Binlerce sene sonra gelecek olan akıbetinden bahsediyor. Bak, hadiseyi hiç düşünmeyiz bu yönüyle. Buyursun. Ne kadar mühim değil mi? Yok. O halde iblisin insan nesli üzere bazı bilgileri olduğu anlaşılıyor bu ifadesinden. İnsanı ve geçireceği evlerini, evrelerini biliyor idi. Henüz ilk defa sahneye çıkan bir varlığın akıbetinin bilinmesi için, bakın, ya onun hayat seyrinin ilmi yönden bir kaynaktan okunarak bilinmesi,
Yani program, ilahi programdan bu bilgiyi almış olması, ki nüfuzu genişti, onun o zamanlar bilinç, bilgili birisi idi. Okunarak bilinmesi veya, şurası da ayrı bir saha, daha evvelden sahnelenen o oyunun seyredilerek bilinmesi lazım gelmektedir. İşte bu hadise de Melaike-i Kiram'ın cevapladığı gibi, ne diyordu onlar, hani kan dökecek, bozgunculuk yapacak birisini mi halk edeceksin? Peki onlar nereden biliyorlardı? Yine demin bahsedildiği gibi o fert, o kan dökecek devrenin ilk fert ortaya çıkıyor. Bunun on binlerce sene sonraki halini nereden biliyordu melekler de? Bunu söylüyorlardı. Bakın aynen İblis de onu söylüyor burada. Onun hayat seyrinin ilmi yönden bir kaynaktan okunarak bilinmesi veya daha evvelden sahnelenen o oyunun seyredilerek bilinmesi lazım gelmektedir. Yani zaman zaman mevzular olduğu gibi bahiste, biz yeryüzünde yegane insan topluluğu değiliz. Yani bundan kastımız, Adem Aleyhisselam ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz arasında geçen bir paket program olarak düşünelim bunu. Bir nesil olarak düşünelim. Gerçi nesil olarak belirtilen dünyada her 100 senede bir nesil değişmekte. Ama bunları ara nesil tabir edelim ki ayrılsın birbirinden. Bir bütün nesil Adem ve Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam arasında yaşadığımız bizim tüm olarak bir nesildir. Paket olarak, bir bütün olarak düşünelim. İşte yeryüzünde bu tür yaşantılar daha evvelce de olduğundan, bizden evvel de bu paket programlar, bizden sonra da olacak. Biz yegane insan değiliz bu alemde. Bu alemler sadece bizim için halk edilmedi. Bizden evvel bu dünyanın üzerinden acaba kaç nesil geçti? Bunu bilmemiz mümkün değil tabii. Yani bizden sonra gelecek, aynen bizler gibi böyle Adem'iyle, İdris'iyle, Nuh'uyla, İbrahim'iyle gelecek başka nesiller de var. İşte bizden evvel geçmiş nesilleri görmüş olan Melaike-i Kiram ve İblis, onların ömürleri daha uzun olduğundan ikisi de bakın birbirini adeta destekliyor. Destekliyor derken bu konuyu ilmi olarak destekliyor, açık olarak. Melaike-i Kiram kan dökecek, bozgunculuk yapacak, birini mi halk edeceksin? Ama daha neslin tamamı gelmedi ki, sonu da belli değil. Kan mı dökecekler, ne yapacaklar? Nereden söylüyor? İşte daha evvelki yaşayan nesillerin son hallerini görmüş olduklarından yine öyle bir şey mi halk edeceksin? Ne gereği var gibi. Zaten sonu kan dökmek, bozgunculuk oluyor gibi. İşte İblis de bakın bu sözü söylüyor. Enzirni ila yevmi yubasun. Bakın. Kıyametten haber var. Kıyamet sonrası dirilişten haberi var ki o dirilişe kadar bana müddet ver diyor. Bakın biraz düşündüğümüz zaman ne kadar mühim bir hadiseler çıkıyor ortaya. Yoksa ayet-i kerimeleri okuyup geçmek üstünde hiç durmadan, düşünmeden, o zaman biz okumuş olmak için okumuş oluyoruz ve sevap kazanıyoruz. Bu kötü bir şey değil tabii, yanlış anlaşılmasın. Sevap kazanıyoruz ama ayeti kazanamıyoruz. Ayetteki manayı hiç kazanamıyoruz. Mana içindeki Kur'an'ın hakikatini de kazanamamış oluyoruz. Neticede ne kendimizi ne de Allah'ımızı, Rabbimizi kazanamamış oluyoruz. Dolaylı olarak kazandığımız sevap oluyor. Kötü mü? Değil. Ama iyinin iyisi varken, elimizde de bu imkanlar varken niye değerlendirmeyelim? Değil mi? Daha evvelden sahnelenen o oyunun seyredilerek bilinmesi lazım gelmektedir. İblisin konuşmalarından
Adem'in ve Ademliğin bütün seyrini bildiği anlaşılmaktadır. Bundan da belirtildiği gibi kendinin alim, ilim sahibi bir varlık olduğu açık olarak anlaşılıyor zaten. Meleklerin de hocası olduğu tasdik görmüş oluyor bu ayet-i kerimelerle. Evet. Melekler de bu hususta fikir yürütmüşlerdi, demin bahsettiğimiz gibi. Fakat Ademliğin hayatından sadece bozgunculuk ve kan dökücülük bölümünü söylemişler idi melekler. Bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir sim yine alk edeceksin sistemimi diye söylemişlerdi. Daha fazla konuşmadan, bakın meleklerle iblisin arasındaki fark şimdi meydana çıkıyor. Onlar daha fazla konuşmadan acziyetlerini ifade ettilerdi. Ne demişlerdi? Hani la ilme lena illa ma lemtena. Ya Rabbi sen bize ne bildirmişsen biz onu biliriz. Deyip hemen susu verdiler. Ama iblis susmadan sözlerine devam ediyor. Neticede secde ederek sahneden çekilmişlerdir. Yani melekler Adem'e secde ederek beli, evet, tamam diyerek fiilini yerine getirip çekilmişlerdir. Ancak iblisle olan konuşmalar ise devam ederek sürdürülmektedir. Yani Cenab-ı Hak iblisle olan konuşmalarını ve iblisin verdiği cevaplar üzerine Cenab-ı Hakk'ın tekrar cevap vermesi üzerine iblisilik, yani benlik, benlik, benlik devam etmekte. Melaik-i kiram mahviyetlerini anladılar, çekildiler. Ama iblis çekilmedi ve sahnede diretti. Hem de çok nezaketsiz bir şekilde ve çok da acayip bir şekilde. Göreceğiz bakalım şimdi neymiş. İblisle olan konuşmalar ise devam ederek sürdürülmektedir. Enzir, nazar et manasına. O da bir emir. Enzir, nazar et. Enzir ni demek? Bana nazar et manasında. Yani bana bak, beni gör manasında. Gerçi tefsirlerde genel olarak bu hükme mühlet ver manasında ifade edilmekte. Yani Sübadel Mevt gününe kadar bana mühlet ver. Ama ayet-i kerimede enzirni, bana nazar et, yani bana bak manası da var. Bak demesi de bir bakıma mühlet ver. Daha kolay anlaşılsın diye müfessiran hazıratı öyle yorum yapmış. Gerçi tefsirlerde genel olarak mühlet ver hükmünde ifade edilir. Ancak mühlet ver ile bana bak arasında da epey fark vardır. Her ikisi de geçerlidir. Bir kimseye istediği mühlet verilir ve kendi haline bırakılır. Mühlet sonunda anlaşmaya göre hareket edilir. Fakat bana bak hükmünün ifadesinde ise mühlet sonuna kadar beni kontrol et hükmü de vardır. Nazar et demek, yani benim üzerimde gözün üstümde olsun manasına. O da kontrol manasına. Ne zamana kadar? Ba'subadel mevt, dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver veya beni gözetle, nazar et diyerek insanların yeniden dirilecekleri mahşer gününe kadar ne yaptı? Süre isteyerek güya bu talebiyle gizlice ölümsüzlüğü istemiştir. Çünkü kıyameti atlatıp, ölüm gününü, kıyameti atlatıp, ondan sonra insanların tekrar bahsedildiği, tekrar doğarak, yani tekrar diriltildiği güne kadar, işte bakın, ölüm gününü atlatıyor. Yani ölümsüzlük istiyor. Epey uyanık bir şey. Acı fikir. Cingen fikir.
bu talebinden de iblisin Adem oğullarının dünyada çoğalıp epey bir zaman yaşadıktan sonra ölüp tekrar dirileceklerini, mahşer ve hesap kitap gününün geleceğini, bakın, biliyordu ki yeniden dirilecekleri güne kadar izin, yani ölümsüzlük istedi. Ayet-i Kerime ne kadar açık. Hiç ne şüphe ne tereddüt var. Yani hakkımızdaki bilgiyi biliyor idi. Yaşantıyı, yaşantı seyrini, sonunu, nerede biteceğini, nerede başlayacağını biliyordu. Ve başladığı yerde vardı, sonuna kadar da olacağını da burada bildirmiş oluyor. İşte bu da yukarıda da bahsedildiği gibi nereden biliyordu? Daha evvel yaşayan nesiller ile olan münasebetlerinden, onların sonunu bilmelerinden veya ilim olarak biliyordu. Başka çıkar yolu yok. Ama bunun daha açık ifadesi yaşayanların enzirni diyor, bakın, bana nazar et. İşte o nazar, o seyri gördüğünün de ifadesi içerisinde var. Yani insanlık yaşam seyrini de gördüğü ifadesi var. Dirilecekleri güne kadar izin, yani ölümsüzlük istedi. Bunda dahi gizli hilesi vardı. Bunun üzerine cevaben Cenab-ı Hak bu isteğini reddederek Estağfirullah. Kale inneke minel müntezirin. Yani buyurdu ki sen muhakkak mühlet verilmişlerdensin. Ancak bu mühlet onun istediği gibi olmadı. Bu mühlet onun istediği şekilde değil de Hicr suresi 15-38, Sa'd suresi 38-81 ayetlerinde ifade edildiği gibi ila yevmül vaktil ma'lum. Yani bilinen vakte kadar sana müddet, mühlet verildi. Bilinen vakitte kıyamet, mahşer. İnsanların sonunun geldiği güne kadar sen de yaşayacaksın onlarla birlikte. Onlarla birlikte senin işin bitmiş oluyor. Yani ondan sonra mücazat süren başlamış oluyor. Bilinen bir vakte kadar, yani bağız yeniden dirilme gününe kadar değil de kıyamet gününe kadar mühlet verilmiştir. Bakın ne kadar müthiş bir hadise. Cenab-ı Hak, İblis ismi verilen o varlıkla karşılıklı olarak konuşuyor. Bakın, tevazuya bakın, azamete bakın, yüceliğe bakın, bize verdiği bilgiye bakın. Yani Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim bilindiği gibi efal mertebesi, esma, sıfat, zat mertebelerinden bilgi veriyor. Bu zat mertebesinden ve bu ayetler zati ayetler. Dolaylı olarak anlatımlı ayetler değil. Birçok yerde anlatım, tarif ayetleri vardır. Birçok yerde ayetin sonunda esma ilahiyeden isimler vardır. Esma mertebesini bildirir. Ama burada bir padişahın diyelim ya bir şirket başkanı, haşa, cumhur reisi, başkan ile bir varlığın aynı anda konuşması, birlikte konuşması gibi. Zati bir konuşma olmakta. İlâ yevmil vaktil malum, bilinen bir vakte kadar, yani ba'as, yeniden dirilme gününe kadar değil, kıyamet gününe kadar mühlet verilmiştir. Böylece insanların yaşamlarının sonuna kadar yeryüzünde o da onlarla beraber yaşayacak ve kıyametle birlikte o da ölecektir. Burada ondan kasıt o ve onun neslidir. Yani birey olarak o diye ifade ediliyor ama onun neslidir. Ayrıca Adem'den kasıt Adem ve onun da nesli olduğu gibi. Yani tek bir iblis kıyamete kadar yaşayacak demek değildir. O iblis onların
babalarıdır, ağababalarıdır. Nasıl Adem Aleyhisselam bizim babamız, oradaki olan o da onun, onların babalarıdır. Tek bir Adem'in de kıyamete kadar yaşamasının mümkün olmadığı gibi zaten. Gerçekten de bu ifadelerden anlaşıldığı üzere İblis'in Adem ve nesli hakkında oldukça geniş bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Başka türlü nereden bilecek ki bu oluşacak hadiseler, daha oluşmadan oluşacak hadiseleri nereden bilecek? Daha da gelecek bakalım şimdi nelermiş. Anlatılan bu sahneler her bir Adem neslinin bilse de bilmese de bilmese de başından geçmektedir. Bu hadiseleri biz bilsek de bilmesek de bunları biz yaşamaktayız. Hem fiziki olarak yaşamaktayız hem akli olarak iç bünyemizde yaşamaktayız. Ama tespit edemediğimiz için yaşadığımız bu hadiseleri, oluşumları tespit edemediğimiz için gaflette olduğumuzdan yaşadığımızın farkında değiliz. İşte yapılan bu sohbetler bunun farkına vardırılmaya çalışmak. Ki o zaman biz gerçek manada bu hadiselerde belirtilen Adem hükmüne ulaşmış olalım. Aksi halde ismimiz sadece Adem ama iç bünyemizde Adem'le hiç ilgisi olmayan bir suret ve şekilden ibaret kalmış oluyoruz. Tabii bu çok üzücü bir hadisedir. Cenab-ı Hakk'ın kendi zatının zuhur ve tecelli mahalli olarak meydana getirmiş bir varlığın kendinden habersiz olarak bu alemde yaşaması kadar acziyet hiçbir şeyde olamaz. Çünkü bu kadar büyük bir şeref, şan, yücelik, uluhiyet, ilahilik yani büyüklük hiçbir varlığa verilmiş değildir. Her ne kadar sikletimiz insan olarak küçük gibi gözüküyor ise de ama sırtımızdaki yük, taşıdığımız asalet bütün alemleri çekecek, kapsayacak kadar büyük ve geniştir. O yüzden işte diyor ya, yere göğe yükledim, kabul etmediler emanetimi, insan kabul etti. Bir de arkadan zalüman cehula, çünkü zalim ve cahildir diye. Ki burası da tefsirlerde hep kapalı geçer. Şimdi bizlerin, sizlerin kim olursa olsun en değerli varlığımız, neyimiz varsa elimizde, zalim ve cahil olana onu emanet eder miyiz? Şer'i manada zalim ve cahil olan bir yere edilmez. O halde bu kelimelerin içerisinde olan hakikati idrak etmemiz gerekiyor. Latif olarak, batini olarak zalim ve cahil, cehulden ne kastediliyor onu anlamamız lazım geliyor. Bizim beşeri manada zalim ve cahil anlayışımızın buraya sığması mümkün değil. Yani bu ayetin baş tarafında belirtilen hususlar en ağır, en yüce emaneti bir insan zalim, cahil, katil birisine yükler mi? Yani dünyadaki insan bunu yapmaz, Allah nasıl yapsın? Demek ki o kelimelerin başka anlamları var, onları anlamamız gerekiyor. O da başka bir zaman bakar inşallah. Anlatılan bu sahneler her bir Adem neslinin bilse de bilmese de başından geçmektedir. Bilerek geçerse tedbirini alır, uyanık davranır, ezeli mücadeleyi kazanır, bilmeden geçerse gaflette kalarak mücadeleyi kaybetmiş olur. Cenab-ı Hak ona mühlet verdiğini beyan ettikten sonra ayet-i kerimenin bu bölümü bilhassa çok acayip bir ifade. Kale febima agvayteni. Nasıl bir edep dışı söz, nasıl bir benlik, nasıl bir Cenab-ı Hakk'a karşı iftira hükmü çıkmakta. Ne diyor? Kale dedi ki febima agvayteni.
Böylece aslında sen beni azdırdın. Eğer benim bir itaatsizliğim varsa agvayteni gavi azgın, yani sen beni azdırdın diye Cenab-ı Hakk'ın karşısına bir varlığın böylece bir suçlamakla hem de Allah'ı suçlamakla ortaya çıkması nasıl bir cürettir? Akıl hafsal almıyor. Yani mantığı olan bir kimse bunu yapması mümkün değil. İşte o telbis, iblis olması onun daha sonra işte zamanımızda, gelecekte de sürdürdüğü varı yok, yoku var göstermesi üzerine kendi kendini azdırmış olduğu halde sen beni azdırdın diye karşı tarafa azgınlığını ne diyorlar, fatura etmekti, oraya yüklemekti. Agvayteni, unutulacak bir kelime değil diye cevap verir. Bu cevap ise gerçekten çok cüretkardır ve iblisin gerçek var ediliş kimliğini ve bu kimliği bireyselliğe dönüştürdüğünde içine düştüğü nefsi benliğin gerçekten hakkın karşısında böylece nasıl bir küstahlığa düştüğünü gururla açık olarak ifade etmektedir. Hem de bu yaptığı işi gururla, kibirle, haklı olarakmış gibi kendisini göstererek Cenab-ı Hakk'a bunu yüklemektedir. Şimdi bu sözünü ve arkasında bulunan gerçekleri anlamaya çalışalım. Bu konuşmasından iblisin kader sırrına kısmen aşina olduğu anlaşılmaktadır. Bak, sen beni azdırdın. Bu sözü kendisinden hangi bilinçle çıktı? Yani düşündüğü, dayandığı bir şey vardı ki bunu çıkarabildiği içerisinde. Eğer içerisinde böyle bir yapı olmasaydı bunu çıkaramazdı zaten. Böyle bir saha da olmazdı. Ayrıca kader sırrını da bilmiş olması kısmen de olsa ve Adem neslinin son hallerini de bilmiş olması, nasıl olacağı yönünde bilgi vermiş olması aynı zamanda ilim kişisi varlığı da olduğunu göstermekte. Ki bilindiği gibi işte Melaike-i Kiram'ın hocası, hocaları olduğu da söyleniyor Azazil ismiyle. O zaman beş büyük melek vardı. Biri tard edilince, ortadan kaldırılınca dört büyük melek kalmış oldu. Birisi Azazil'di işte. Cenab-ı Hak ezelde ilmi ilahisinde bütün bu alemin ve içindeki varlıkların ayağını sabitelerini, yani asli açık programlarını yaptı. Ve her varlık kendi programı içerisinde dünyadaki seyrini sürdürmeye başladı. Yalnız burada iki sınıf mahlukun ayan sabitelerinde ki bölümlerinde kendisine ayrılan saha vardır. Kazai muallak diye belirtilen. Ama diğer varlıklarda böyle bir şeye gerek olmadığından diğer varlıkların programları nasıl yapılmışsa yeryüzünde onu zuhura getirirler. Ne isyan ederler, ne inkar ederler, hiçbir şey yapmazlar ve tesbih yaparlar sadece. Yusebbihu lehu mafis semavat vel arz diyoruz ya. Semavat ve arzda ne varsa hepsi hakkı tesbih ederler. Kendi yönleri, kendi programları içerisinde. Asilik, isyanlık, kimlik, benlik diye bir söz konusu, bir şeyleri, hususları yoktur. Ancak mükellef olan insan ve o varlıkların kendilerine ait ayağını sabitelerinin bir mutlak yönleri vardır, bir de muallak yönleri vardır. İşte bize lazım olan o muallakta olan, boşta olan ayağını sabitelerimizi emri teklifi üzere yönlendirip o şekilde hayatımızı sürdürmemiz bizim lehimize olacaktır. Evet, süremiz doldu. Devamına sonra bakalım inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi sohbet mevzuu bu bölümde iblisin Cenab-ı Hak'la olan konuşmaları. Cenab-ı Hakk'ın lütufkarlığına ve tevazuuna bakalım ki halk etmiş olduğu bir mahlukuna bu konuşmaya izin veriyor ve tahkir adeta haline gelen bir konuşmaya da tutun bunu, atın cehenneme hemen demiyor. Ne kadar sabırlı Rabbimiz. Daha nereye kadar zaman veriyor? Kıyamet vaktine kadar, insanların son demine kadar ona da izin vermiş oluyor. Ondan sonra Mahkeme-i Kübra'da herkesin hesabı görüleceği gibi onun da hesabı görülecek inşallah. Allah o gün, o muhteşem, o şey günde, çok gerçekten çetin günde yüzümüzü kara eylemesin. Amin. Çünkü orada birçok insanların yüzleri o zifte bürünmüş gibi simsiyah çıkacak. Bazı kimseler de parlak, nurlu çıkacak. O siyah yüzlü, karalı olanlar, beyaz yüzlü, parlak yüzlü olanlara soracaklar, siz nereden aldınız bunu, bu parlaklığı diye. Onlar da, yani biz de gidip alalım manasında diyecekler. Onlar da diyecekler ki, biz onu dünyadan almıştık, hadi gidin siz de alın. Yani olmayacak bir şey söyleyecekler ona. Git bakalım, bulabilirsen bul, o süreç geçmiş olacak. İşte o yüzden henüz daha ruh uykuma gelmedi deyince, yani ruh boğazımıza gelmemişken, son anlarımızı yaşamıyordan evvel olabildiğince istikbalimiz için, gideceğimiz yer için, daha bu dünyada kendimizi tanımamız için bazı nefsi fedakarlıklar yapmak bizim için çok büyük kazanç temini olacaktır inşallah gelecekte. Devam edelim. 79. sayfada, 3. paragrafta kalmışız. Ama bir paragraf yukarıdan alalım, bağlantı olmuş olsun. Şimdi bu sözünü ve arkasında bulunan gerçekleri anlamaya çalışalım. Bu konuşmasından iblisin kader sırrına kısmen de aşina olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimse hakkında veya herhangi bir şey hakkında o kişinin veya kişilerin, Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hakk'ın meleklerin konuşturulması gibi, iblisin konuşması gibi, kendi zatının konuşması gibi kelimelerin içerisindeki manayı çıkartmak idrak ve irfan işidir. İlim işidir. Onlar bize çok büyük ışık tutarlar. Hem kendi geleceğimiz için, hem haldeki yaşantımız için, hem de geçmişimizden kıyaslar vermek üzere ibret almak için, bizden evvelki yaşantılardan ibret almak için. O cümlelerin içerisinde o manaların hepsi mevcuttur, gizlidir. Ama biz cümlenin, ibarenin, ayetin, hadisin neyse, sadece suretini okumakla öğrendik zannediyoruz, onu bildik zannediyoruz. Halbuki o lafzen sadece bilinmiş olmakta. Manen, manası olarak daha henüz bilinmiş olmamakta. Bunun içinde biraz daha çalışma gerekmekte. Ve o içindeki manalarına dikkat çekilmiş olması gerekmekte. Ki kişi de oraya dikkat etsin ve oradan dönerek, geriye dönerek, tekrar o cümlenin içindeki bildirilen sahaya geçmeye, nüfus etmeye çalışsın ki o mahalde yaşasın. İstanbul'un diyelim ki en Ayasofya veyahut karşısında Sultanahmet. Bunu resimlerden görebiliriz, kitaptan okuyabiliriz, tarihini de ezberleriz. Ama oraya gitmedikçe, o yolu tepmedikçe, o yol sıkıntılarını ve oradaki sahneyi görmedikçe onu mutlak manada bilmiş, öğrenmiş olmaz.
bu dahi bir seyirliktir. Ama bir ömür boyu orada yaşarsa kişi, orasını daha güzel bilir. Orayla hemhal olmuş olur, birleşmiş olur, birlikte olur. İşte bunun birisi ilmel yakin, birisi aynel yakin, birisi hakkal yakin. Bir aynı cümlenin dört halinden bilmel ile, yani bilim ile bunları okumamız bizim dışımızda bir hadiseden bahsedilmektedir. Ama ilim, ilme, ilmi yakınlık, ilmi müşahede, ilmi hakikatlerle bunu okuduğumuz zaman oradaki minarelerin neyi ifade ettiğini, çevresindeki duvarların neyi ifade ettiğini, işte ne bileyim mihrabın neyi ifade ettiğini, hutbe okunan yerin neyi ifade ettiğini ayrı ayrı bilmiş oluruz. Sultanahmet'i böyle bilmek var. Bir de Sultanahmet şeydedir, camiye Sultanahmet'tedir diye bilmek var. Aynı ilimler de o şekilde. Bir sadece bilgi olsun diye lafzi, kelami olarak bunu bilmek var. Ezberleyelim istersek. Ama cümlenin içerisindeki kelimenin öz manasına nüfus etmedikçe ve onu da kendi bünyemizde bulmadıkça onun sahibi biz değiliz. Emanetçisiyiz sadece olmaktayız. Devam edelim. Cenab-ı Hak ezelde ilmi ilahisinde bütün bu alemin ve içindeki varlıkların ayanı sabitelerini, yani asil, asli, açık programlarını yaptı. Bakın deminki sorumuzun cevabı burada var. Ve her varlık kendi programı içerisinde dünyadaki seyrini sürdürmeye başladı. Ayanı sabiteler belirli isimlerin terkipleri birleşmelerinden meydana gelmiştir ve çok özeldir. Hiçbiri birbirine benzemezler. Zatın varlığında, ilmi ezelisinde mevcut olduklarından mahluk hükmünde değillerdir. Bakın bunlara çok dikkat etmemiz lazım geliyor. Mahluk hükmünde değillerdir. Yani ayan sabitelerimiz bizim mahluk değildir. Mahluk ne demek? Halk edilmiş. Sonradan olmuş değil. Ezelidir. Allah'ın varlığında ayan sabitelerimiz ezelidir. Allah'ın varlığıyla var olmuşlardır. Ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine geçerken ilmi batından ilmi latif batından, yani latifin latifi olan batından zahire doğru ilmi manada yola çıkmışlardır. Ne zaman ki ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine aktarıldığında o zaman ilmi varlıklar olarak mevcut olmuşlardır. Yine mahluk hükmünde değillerdir. Ta ki elessü bi rabbüküm hükmü geldiğinde bu sefer latif olarak ceal edilmiş olmaktalar. Yani meydana gelmeye başladıklarında mahluk hükmüne dönüşmüş olmaktalar. Ama asılları Halik'tir. Hakkın varlığında olduğundan Halik hükmündedir. Mahluk değildir. İşte bütün bu varlıkların üstünde bir halkiyete sebep olan Adem Aleyhisselam hakkında Ruhul Azam ve Ruhul Kudüs'ün mahluk suretinde görünmesine venefahtü denmekte. Ruhul Azam ve Ruhul Kudüs'ün, bakın, varlığındayken Halik hükmünde ama venefahtü olduğu zaman mahluk yüzüyle görünmesidir. Adem sureti. Mahluk yüzüyle görünmesidir. Neyin? Ruhul Azam ve Ruhul Kudüs'ün. Bakın, mahluk suretiyle görünmesi, mahluk yüzüyle görülmesidir. Venefahtü hakikati. İşte Adem Aleyhisselam'a bu venefahtü yapıldığında hem halikiyet vardır,
hem mahlukiyet vardır. İşte zahir batın denilen hadise bu. Zahiri mahluk, batını Halik'tir. Adem Aleyhisselam. Diğer varlıklarda böyle bir zuhur ve tecelli yoktur. Her varlık mahluk olarak halkedilmiştir. Halikiyet içinde yoktur. Gerçi bütün alemde Hak'tan başka bir varlık yoktur. Ama Hak esmasıyladır. Yani Hak ismi yönünden Hak vardır bütün alemde. Zat ismi, Allah ismi yönünden Adem'de vardır sadece. Ki ona ayna olması da o yüzdendir. İşte ayağını sabitelerini, yani asli açık programlarını yaptı ve her varlık kendi programı içerisinde dünyadaki seyrini sürdürmeye başladı. Ayağını sabiteler belirli isimlerin terkiplerinden, birleşmesinden meydana gelmiştir ve çok özeldir. Hiçbiri birbirine benzemezler. Zatın varlığında, bakın zatın varlığında daha zuhur yok iken, bütün alemler ortada yok iken, zatın varlığında var idi ayağını sabitelerimiz. İlm ezelisinde, zatın varlığında, ezeli ilminde mevcut olduklarından mahluk hükmünde de değildirler. İblisin asli isimleri Aziz, Cabbar, Mütekebbir ve Mudil ağırlıklıdır. Genelde varlıklar ayağını sabiteleri istikametinde hareket etmektedirler. Yani programları itibariyle. Buna da emri iradi denmektedir. Yani Allah'ın muradı, Allah'ın işi aslında. Emir iş manasına, iş yapma bir şey manasına. Allah'ın işi manasında emri iradi, iradi bir iş. Ki Cenab-ı Hakk'ın da kendi Kadir isminin ifadesiyle murad ettiği bir şeyi kudretiyle ortaya çıkarması. Kadir Gecesi deniyor ya hani, o işin biraz kısaltılmışı, beşerileştirilmesi. Kadir Gecesi başka, Kadir Gecesi dendiği zaman bir geceye indirilmiş oluyor. Kadir'in Gecesi dendiği zaman o gecenin dehşeti, yüceliği, muazzam hali ortaya çıkmış oluyor. Kadir Gecesi dediğimiz zaman beşeriyete ait bir ifade oluyor. Kadir'in Gecesi dediğimiz zaman uluhiyete ait bir geceden bahsetmiş oluyoruz. İki varlığın, insan ve cinlerin üzerinde bir de emri teklifi vardır. Bakın işte burası diğer varlıklardan insan ve iblis taifesini değişiklik hale getiriyor. Yani onlara birer hürriyet vermiş oluyor. Ve onları mükellef olarak karşına almış oluyor. Şunları şunları yapın, şunları şunları yapmayın diye emir ve teklifte bulunuyor. İki varlığın, insan ve cinlerin üzerlerinde bir de emri teklifi vardır ki o da zahiren bildirilen şeriattır. Emri teklifi şeriat mertebesidir. İşte herhangi bir kimse bu hakikatleri bilmemiş olsa bile şeriat mertebesindeki emir, teklif edilen hususları, emir de nehi de birer emir hükmündedir. Nehi yapmama üzere emirdir. Emir ise güzellikleri yap diye söylenir. O da bir emirdir. Biz buna tavsiyedir de diyelim. Çünkü aynı zamanda tavsiyedir. Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesidir. Emri teklifi vardır ki o da zahiren bildirilen şeriattır. İşte bu iki emir yönüyle bu varlıklar emir olunurlar ve bunları doğru olarak uygulamakla da mükelleftirler. Ben emri teklifi yerine getiriyorum diye gaflet içerisinde ilgisiz bir şekilde, lakaydi bir şekilde yapılırsa bu emri teklifi onu koruyamaz. Duvarda delikler vardır çünkü. Oradan girilir içeriye. İşte bu iblisin, bakın şimdi oraya geliyoruz. Agvayteni, yani sen beni azdırdın derken ayağını sabitesi üzere olan isimlerinin istikametinde hareket ettiğini söylemeye çalışmış
Ancak iki şeyi örtbas etmek istemiştir. Agvayteni, sen beni azdırdın derken, benim ayağını sabiteme Cabbar, Kahhar, Mütekebbir isimlerini koydun. Ben de bu yüzden azgınlık yaptım. Sen beni azdırdın. Yani benim programım böyle, sen ayarladın. Bana ne suç yüklüyorsun gibi Cenab-ı Hakk'ı suçluyor farkında olmadan. Ama Adem Aleyhisselam ne yaptı? Ağaca yaklaşma dendiği zaman, sen benim programa bunu koydun, o yüzden yaklaştım. Onda da aynı program vardı. Ayağını sabite program onda da vardı. Demedi. Ve bütün oyun onun üzerinde oynandığı halde hiç sesini çıkarmadı. Sadece hali, hayatı, oradaki yaşananı seyirci oldu. Melekler akıl yürüttüler. İblis devam ediyor akıl yürütmeye. Yani benlik ortaya koymaya. Ama Adem Aleyhisselam'ın önünde oluyor bunlar. O süre içerisinde oluyor. Ama Adem Aleyhisselam'ın hiçbir sesi bakın çıkmıyor. Neden? Takdir-i ilahiyeyi de idrak ediyor çünkü. Ayağını sabiteyi de o da biliyor. Ve Esma-i Hüsna yüklenmiş oluyor üzerine. Zaten Alleme Ademel Esma Kullihe, bunların hepsini bildiği halde ve bakıyor ki bu isimlerin zuhurudur, sessiz kalıyor. Aradaki fark o. İşte iblisin Agveyteni, sen beni azdırdın derken ayağını sabitesi üzeri olan isimlerinin istikametinde hareket ettiğini söylemeye çalışmış. Ancak iki şeyi örtbas etmek istemiştir. Kendine haklı çıkarmak için. Birisi, ayağını sabitelerin mec'ul olmadığı, yani sonradan var edilmiş olmadığıdır. O halde emir kendinden kendinedir. Yani hak ona bir şeyi yaptırmamış, o kendi rey ile hareket etmiştir. Agvayteni, sen beni azdırdın sözü de tutarsızdır ve isyandır, suçtur. Şimdi burada biraz durmamız lazım geliyor. Hemen okuyup geçmeyelim çünkü çok mühim bir konu. Yine Füsus-ül Hikem'de de bahsedilir ki Allah onlardan razı olsun. Büyük ufuklar açmışlar. Ayağını sabitelerimiz, bakın şimdi bu bir değişik bakış açısı ama bir mertebe itibariyle geçerli bir bakış açısıdır. Ayağını sabitelerimiz mec'ul olmadığına göre ve her birerlerimizin ayağını sabiteleri de ezeli olduğuna göre, sonradan halkedilmemiş olduğuna göre, o halde her birerlerimiz de bakın birey olarak kaynağımız uluhiyet mertebesine dayanmakta. Hiçbir varlığın oraya kadar gittiği, kaynağın oraya kadar gittiği bir varlık yok. Cebrail aleyhisselam bile sıfat mertebesinden halkedildiği için yanarım ben, yukarıya çıkamam. Çıkarsam yanarım dediği hadise budur. Zat mertebesine Peygamber Efendimizle birlikte çıkamadı. Kendisi oradan halkedildi. Melekler esma mertebesinden halkedildi. Hayvanlar bu alemde halkedildi. Onun için bunların miraçları yok o şekilde. Ama insan Hakk'ın zatından halkedilmiş, zatıyla halkedilmiş olduğundan miraçlarımız var. Hakk'ın huzuruna, zatına çıkma kabiliyetimiz var. Ancak biz kendimizi bu dünya aleminde sadece fizik beden olarak kabul edip de madde alemi bağlantısı içerisinde tabiat duyguları içerisinde hapsedersek, ayaklarımızı buraya bağlarsak bizim miraç yapmamız mümkün değil. İsterse her geceyi miraç gecesi diye kutlayalım. Sureta kutlayalım. İdrak edilmedikten sonra onların kutlanması sevap kazandırır. Kötü mü? Yok, gayet güzel. Ama kendini kazandırmaz. Miracı kazandırmaz. Miraç dendiği zaman o kelimenin hakikati neyi ifade ediyorsa o söyleyen kişi o miracı yaşaması lazım ki miraç kelimesi onda tahakkuk etmiş olsun.
Yoksa Miraç, 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 100 milyon defa Miraç desek biz Miraç ehli olmayız. Ama 10 defa Miraç diyelim, o seyri idrak edelim, o zaman biz Miraç ehli yolunda oluruz en azından. Bir irtifa kazanmış oluruz. O tavaf yaparken helezon şekliyle yukarıya doğru çıkmak suretiyledir oradaki tavaf. Zeminde edilir ama her dönüşte bir mertebe, bir mertebe nefis mertebelerinden yükselmek gerekir. O zaman da miraca doğru seyir başlamıştır. Peygamberimiz bu seyri işte birçok değişik vasıtalarla yaptığını bize söylüyor. Hani Burak geldi, onunla gittik bir müddet. Ondan sonra işte Cebrail Aleyhisselam'la birlikte Refref geldi. Oraya bindik, onunla gittik. Ondan sonra o da bitti. Yalnız ben gittim, zatımla gittim Hakk'ın huzuruna diye değişik şeyler, evreler geçirmekte. Bunlar tabii biz aynı şeyi yapacak halimiz yok. O peygamberimize ait ama idrak ve şuurda bizim de her bir işte sohbette, her Kur'an okuduğumuzda, idrakle okuduğumuzda onların hepsi birer miraç sesidir, yükselme sebebidir. İnsanın programı ki bu programın içerisinde bizim şu an hepimizde olan suretlerimiz, şekillerimiz hepsi o programın içinde olan suret neydi? Musavvir isminin zuhuru olarak çıkmaktayız. Bakın ayan sabitelerimiz aynı zamanda bizim suretlerimizi de çizmekte. İçimizi, dışımızı, bütün programımız, projemiz ne varsa ayan sabitemizde var. O yüzden bütün ayan sabiteler değişik olduğundan kimse kimseye benzemiyor. Program başka çünkü. Her ne kadar herkeste azalar aynı olmakla birlikte ama bütün azalar boy olarak, genişlik olarak, işte uzunluk olarak, neyse şekil olarak hepsi değişik. Bu da Allah'ın sonsuzluğunu ve insanın da bu şekilde tek bir varlık olduğunu ifade etmekte. Herkes tekiz bakın. Hepimiz tekiz. Hiçbirimizin eşi yok. Kardeşimiz var, eşlerimiz var evlilik dolayısıyla o manada değil. Yani birebir kimsenin ikiz kardeşler bile oluyor değil mi? Benzemiyor birbirine. Bazı benzerlikler olsa da ama ayan sabiteleri bambaşka oluyor onların da. Ayan sabitelerimiz Hakk'ın varlığında var olduğundan herhangi bir şekilde bir zuhura geldiği zaman bir kimse diyelim ki ayan sabitesinin isteği arzusu ile Cabbar esmasının, Kahhar esmasının dürtmesiyle yani onu ileriye doğru çıkartması ile bir kötülük yaptı. İşte o kişi o kötülüğü yapması kendinden kendine olan bir emirle yaptı. Başka kimse yaptırtmadı ona. Mesela düşündü ki ben buradan hırsızlık yapacağım. O hırsızlığı kendinden kendine kendi yaptırttı. Başkasını suçlamaya bir hakkı yok. Bu manada bakıldığı zaman. Anlaşılıyor mu? İşte bir kimse de diyelim ibadet etmedi. Mudil ismi ağırlığında gafletle hayatını sürdürdü. Ona kimse demedi ki sen bu hayatı gafletle niye sürdürdün yahut sürdürüyorsun diye. Kendi tercihi olarak onu yaptı. Ve neticesinde de cehenneme gitti. O kişinin kimseye suçlamaya hakkı yok. Allah bana bunu yaptırttı derse çok yanlış söylemiş olur. Allah'a iftira etmiş olur. Allah'ın yanlış program yaptığını ima etmiş olur. İşte iblis de aynı bu şekilde. Sen beni azdırdın derken Allah'a iftira etmekte. Kendi kendini azdırdı. Yani kendi programında olan mudil ismi aslında olan Allah doğruya koymadı o programı. Burası çok mühim. Anlaşılması lazım gelen bir yer. Ahadiyet mertebesinden vahadiyet mertebesine geçerken oluşan ayan sabite ahadiyet mertebesinin tecellisi olan yani Ümmül Kitab'ın levh-i mahfuza dönüştüğü zaman kurgulanan bir hadise. Sonradan olan bir hadise değil ayan sabitelerimiz.
İşte bizim vahyani sabitelerimiz uluhiyet mertebesinde birlikte ortaya çıktı. Bak, sonradan mana aleminde de sonradan halk edilme değil. Mana aleminde de ezelde oldu. Peki Allah'ın burada rolü ne? Şimdi o geliyor. Allah'ın rolü bunları hepsine hayatiyet tanıması. Hayat sahası vermesi. Çünkü onu tarif ederken öyle diyorlar. Bu alemde ne varsa bütün varlıkları kendi mertebelerinde korumaya Allah ismi denir diyor. Bu kadar güzel tarif hiçbir yerde rastlamadım. İhsan-ı Kamil'de Abdülkerim Çiğli tarif ediyor böyle. Allah lafzını tarif ederken bütün mertebelerdeki bütün varlıkları, iblis, insan, hayvanlar, her şey, gökyüzü, semavat, gezegenler, bütün varlıkları kendi mertebelerinde korumaya, bak, mudili de korumaya, kaharı da korumaya, cabbarı da korumaya, koruyan sisteme Allah ismi denir. Onun için Allah vasi, geniş, her şeyi kaplamıştır. Ama bu demek değil ki mudil ismine rıza gösteriyor, kahhar ismine rıza gösteriyor değil. Eğer Allah aziz, cebbar, mütekebbir, kahhar, iblis gibi isimleri koruması altına almasa, yani varlıklarını sürdürme hükmü kendisinde olmasa ne yapması, ne yapmak lazım? O zaman ayrı bir Allah kabul etmemiz lazım. Ki aziz, cebbar, mütekebbir isimlerine onlar baksınlar. O Farisilerin bayrakları olduğu gibi Ebrehem, Ebrehmen mi nedir? Yani zulmet ve aydınlık diye iki tanrıya inanmamız lazım. İki Allah'a inanmamız lazım gelecek. Biz tevhid ehliyiz. Böyle de bir şey olmadığına göre. Peki onları kim koruyacak? Koruma manası hayatiyetlerini devam ettirecek hali sağlamak. Onların yaptıkları işi tasdik etme manasına değil korumak. Yanlış anlamıyor. Allah kahharın kahharlığını korumaz. Koruma manasında bu değil. Ama kahharın ihtiyacını verir. Kullanmayı oraya bırakır. Ki adalet budur. İşte iblis buradan yanıldı. Akveyteni, sen beni azdırdın demek suretiyle Allah ondaki mudil, aziz, cebbar, mütekebbir isimlerini hayatiyetini devam ettirmeleri için koruyor. Yoksa bunları kullansın diye korunmuyor. Anlaşılıyor mu? Bakın burası çok mühim bir hadise. Peki bu nasıl o zaman ortaya çıkıyor? Oraya da şimdi geliyoruz. Şöyle şimdi diyelim. Emri iradi olarak Cenab-ı Hak bütün Esma-i İlahiye'yi iblisin de diyelim bizlerin de künyesine işlemiş vaziyette. Var yani asli kaynağımızda bunların hepsi var. O kadar açık. Alleme, Adem'e, işte Esma-i Külle'he diye. Gerçi iblis hakkında böyle bir bilgi yok. Allah iblise bütün isimleri yükledi diye bir bilgimiz yok. Ancak onun Aziz, Cebbar, Mütekebbir gibi mudil isimlerinden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz. Onları biliyoruz. Ama bir bakıma da Alim isminin de zuhur olduğunu biliyoruz. Çünkü meleklerin hocası ilim olmadan da bu olmaz. İlim olduktan sonra da bütün bunların hepsi ilmin içine girer. Diğer Esma-i İlahiye'nin hepsi ilim genişliğinin içerisine girer. Hadi de var mıdır yani o zaman? Efendim? Hadi de var mıdır? İşte ilmi olarak bunların hepsini biliyordur. Neden? Adem'i gördüğü zaman Adem'deki bu hali tespit etmiş olması lazımdır. Ve Adem'deki tevazuyu görmüş olması lazımdır. Tevazu da Adem Aleyhisselam'ın bütün cemali isimler o tevazuda zuhurdadır. Fiziki olarak, ismi olarak yazılmasa bile kelime olarak ama hay olarak orada yaşanmaktadır. Meleklerde aynı özellik vardır. Nur esması, Latif esması, Sübbuh Kuddüs esması meleklerde vardır. Onları görmüş olması lazımdır. Hallerinden bu isimleri bilmiş olması lazımdır.
İşte dolayısıyla bu çeşitli isimlerin de farkında olması lazımdır. Madem ki alimdir, bilgilidir, bilmiş olması lazımdır. Mazeret teşkil etmez. Böylece agveyteni, sen beni azdırdın demek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın bu anlatılan hadiselerin hepsini perdelemiş, kapatmış, inkar etmiş, tek kendi haklı olarak zannedip kendisini Cenab-ı Hakk'ı suçlamıştır bu ayağını sabitesi yönüyle. Ama nezaketen bunu da yapmaması lazım. Ama o Mudil isminin en şiddetli zuhuru olduğundan yapacaktır. Belirli zamana kadar da izin verilmiştir bunları yapmak için. Ama neticesi ne olacak? O zaman görülecek. Emri teklifi vardır ki o da zahiren bildirilen şerattır. İşte bu iki emir yönüyle bu varlıklar emir olunurlar ve bunlara göre olarak da uygulamakla da mükelleftirler. Bunları doğru olarak uygulamakla da mükelleftirler. Yani emri iradiden sonra bir paragraf daha yukarıdan okuyalım. Ha, okumuşuz orasını. Tamam. İşte iblisin agveyteni, sen beni azdırdın derken ayağını sabitesi üzere olan isimlerinin istikametinde hareket ettiğini söylemeye çalışmış. Yani sen benim varlığıma Aziz Cabbar, Mütekebbir, Mudil gibi isimleri koydun. Ben de bu isimler istikametinde hareket ettim. Dolayısıyla sen yaptırttın. Yani bende olan bu hadisenin sebebi sensin diye Hakk'a böyle suç isnat etmekte. Bunu söylemeye çalışmış ancak iki şeyi örtbas etmek istemiştir bu sözüyle. Birisi ayağını sabitelerin mecul olmadığı, yani sonradan var edilmiş olmadığıdır. Yani iblisin ayağını sabitesi kendisiyle birlikte meydana geldiğinden Cenab-ı Hak ona ayrı bir ayağını sabite çizmiş değil. Burası çok hassas, anlaşılması biraz da zor bir hal ama olsun, anlarız. Yani ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine geliyor iken varlıkların programlarının çizilmesi insan ve iblis hakkında olanlar, diğer mahlukatlar değil. Onların ayan sabitleri daha sonradan cehal oldu onlar. Bunlar cehal edilmiş değil. Allah'ın faaliyet sahasına geçmesiyle birlikte oluşan birey ilahi programlar diyelim. Yani Allah'ın kendine ait sonsuz bir programı var, uluhiyet programı var. Bununla birlikte oluşan bir de bireylerin programları var. Yani ayan-ı sabiteleri var. Şöyle de diyebiliriz, Allah'ın bir ayan-ı sabitesi var. Bütün alemleri kapsayan. Ama bunun içinde de bireylerin kendine ait bir ayağın sabiteleri var. Bunlar ikisi de aynı zamanda oluşmuş programlar. Bakın burası biraz zor, çetin bir yer ama. Evet, yani Allah'ın da bir ayağın sabitesi var. Olmaz mı? Tabii. Bir programı, bir programı var ki aynı anda işte Ümmül Kitap'tan, yani ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine çıkarken ilmi faaliyete, faaliyet de değil, ilmi belirginliğe geçiyor. Ümmül Kitap'taki batında, batının batınında olan ilahi program ilmi olarak, ilmi tasavvur olarak, latif olarak, süleyet olarak da değil. İlim, sadece ilim olarak, ilim olarak herhangi bir şey olmasa o surete ve suretten maddeye, maddeden harekete geçmesi mümkün değil. Yani mühendisin aklında o proje ilmi olarak olacak ki sonra onu tasavvur ederek kağıda döksün, latif hale, sonra da maddeye döksün. İster yaptığı bina projesi olsun, ister bir başka bir şey.
projesi olsun. Evvela bir fikir olarak küçük 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 o bilginin vuruntuları gelir. Ondan sonra onu aklında oluşturmaya çalışır. Ama ortada ne çizgi vardır, ne yazı, ne kağıt, ne doküman, hiçbir şey yoktur. Sonra o aklında oluşur o. Bakın bir ressamın o resim öyle aklında oluşur. Sonradan onu kaba çizgiler halinde siyah kalemle çizer. Sonra içini doldurur. Hani diyor ya, yukarıdaki çiziyor da ben içini dolduruyorum. Ressam hikayesi. Ressam hikayesinde. O da işin bir başka tarafı tabii. Kader, kaza, kader sırrı. O kadar geniş bir saha ki. Ama özet olarak bu kaynağı bilmedikten sonra aşağıdaki zuhurdaki yaşanan hallerinin kader ve kazasını çözmemiz mümkün değil. Onun için gruplar, işte birçok gruplara bölünmüş, kimisi Mutezile demiş, kimisi Cebriye, kimisi Kaderiye demiş, kimisi işte bir sürü mezhepler çıkmış bu yönde. Ama bu şekilde kaynağı bilindikten sonra artık mezhep oluşmasına gerek kalmıyor. İrfaniyet hakikati üzere kader hakikati de yaşanmış oluyor. Siye göre, ehl-i sünnet vel cemaate göre bir kader anlayışı var. Diğerlerine göre en dengeli olanı bu. Ancak bu da yeterli olmuyor. Çünkü zahirdeki ehl-i sünnet zuhura göre, zuhur sonrası görüntüye göre kader ismi üstüne, kaza ve kaderde söz söylüyor. Ama irfan ehli, tevhid ehli kader, kazayı bakın nereye, kaynağına dayandırıyor. O kaynak bilinmezse aşağıdaki çözüm yine çözümsüz kalır. Birçok boşlukları kalır. Birçok sorular kalır içinde. Öyle olunca kaderi iki asli yönde. O zaman ehl-i sünnet vel cemaatin zahiri ve batını ile birlikte bilinen bir kader bilgisi çok net, açık, gerçekçi bir kader kaza bilgisini oluşturmuş oluyor. Kavacık'ta ona devam ediyoruz ya işte. Şimdi dönelim tekrar aslımıza. Sabitelerimiz, ayan sabitelerimiz meş'ul değildir. Yani halk edilmiş değildir dediği nokta orası. Ahadiyetten uluhiyete geçiyorken bütün alemlerin Allah ismi içerisindeki ayağını sabitesi, bir de o yine Allah isminin içinde var olan varlıkların, insanların bilhassa, hadi o arkadaşı da söyleyelim, onun da kazası, kaderini oraya dayandıralım ki çünkü orada melekler var, insan var ve Azazil'de iblis var. Demek ki kaynakları oraya dayanıyor. Gerçi meleklerin kaynağı oraya dayanmıyor ama ancak Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatının zuhuru olan melekler de Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla zatına yine dayanmış oluyorlar. Ancak zuhur yerleri esma mertebesi, cennet mertebesi. Ki bunlar cennette oluyor bu hadiseler. Yani melekler de orada ama meleklerin ayağının sabiteleri yukarıda olmuyor. Allah'ın kudret sıfatının içerisinde olan onun kuvvetleri oluyor melaike-i kiram. Eski efendim, bu fiilin faili Allah'tır. Bu ayağın sabitenin oluşumuna mı oturuyor? Onunla da irtibatlı. Eğer bir herhangi bir fiil, yalnız o la faile illallah belirli bir yerde geçerlidir. Her yerde de geçerli değildir o da. O dersimizin olduğu yerde geçerlidir ve genel bir bilgi olması bakımından, yani bu alemlerdeki bütün gücün tek bir güç olduğu ve onun bölümleri olduğunu orada belirtir. Mesela diyelim ki la faile illallah dedik, karşımıza herhangi birisi çıktı, çekti tabancayı, vuracak. La faile illallah mı diyeceğiz orada şimdi? O zaman vursun. Herkes pat 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 onu vursun. Allah yaptı, ben yapmadım, ne yapayım? O ölsün, bu ölsün, bu gitsin. Ha, o belirli bir fikre alıştırmak içindir oradaki.
Kelime-i Tevhid'in o daha birinci idrak halidir. Orada başlamakta işte gerçek Kelime-i Tevhid eğitimi orada başlamakta. Biz Kelime-i Tevhid'in zirvesini söylemekteyiz. La ilahe illallah diyerek. Peygamberimiz bize zirveyi söylemiştir. Ama o zirveye çıkmak için aşağıdan başlamak gerekmekte. Eğer Peygamber Efendimiz bize bütün bu fasılları, bölümleri ayrı ayrı anlatmaya kalksaydı, 10 tane ömrü olsa yine yetmezdi. Onun için bunları kendisinden sonra gelen varislerine bırakarak izahını yaptırtıyor. Seneler geçti, değil mi? 1400-1500 sene neredeyse Kur'an-ı Kerim açılıyor, 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 bitmiyor. Daha neresi açıldı Kur'an-ı Kerim'in? Açılan bir şey yok. Ben burada denebilir mi? Allah var idi onunla beraber. Ha, o oraya giriyor işte. Onun da muhtelif anlayış aşamaları var. İlk halde baktığımız zaman ahadiyet mertebesi itibariyle baktığımızda ahadiyette daha henüz Allah mevhumu, mevhum demeyelim yanlış ifade ama oraya göre mevhum. Yani ne olduğu daha henüz bilinmiyor. Mahlukat yok ki ne olduğunu bilsin. Kendi kendisinde, kendi ile iken. E ben, benim diyecek hali yok. Niye kendini ispatlamaya çalışsın? Bir kimse kendisi varken, kendisinin kendi olduğunu biliyor. Ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine geçtiği anda Allah bilinci ortaya çıkıyor. Ve orada Allah o ismi kendi kendine veriyor. Allah ismi sonradan meydana getirilen kullar tarafından ona verilen bir isim değil. Hani Arapçada semavi ve kıyasi diye isimleri ikiye ayırıyorlar. Geldiniz mi o bölüme bilmiyorum. Semavi ve kıyasi olarak. Mesela fiil çekimleri kıyasidir. Ama bazı isimler vardır ki fiil çekimine girmez. Arapça, Araplar onu semavi derler. Güzelsiz, kuralsız. Yok yok, o manada değil. Gökten gelen mana beşer lisanına uymaz. Herhalde ama içindedir. Olduğu gibi gelen. Ha, semavi yani kurala tabi olmaz, kurala girmez çünkü. O. Onlara semavi diye geçer. İşte Allah ismi semavidir. Kıyasi değildir. Gerçi bazı ilim adamları elehe yelehü kökünden gelmiştir diye Nasara Yansuru gibi bir çekime tabidir diye de söyleyenler olmuş ama şey de yazıyor, İhsan-ı Kamil de çok güzel bunu açıklamış. İnşallah şeye, siteye koyacağız onu da şerhini çalışıyor üstünde. Allah kendi ismini kendi kendine koydu. O ismi zaten beşer olarak düzenleyecek hiçbir akıl yok bu alemde. O kelimeyi düzenleyecek kudret yok insanoğlunda. İnsanın hepsi bir araya gelse o Allah kelimesini düzenleyemez. Kıyasi bir şey yok çünkü. Kıyasi kudret değil. İşte onun için semavi diye ifade edilmekte. Allah kelimeden önce amaiyette miydi? Amaiyetteydi ama Allah lafzı yoktu ortada, tanıtımı yoktu. O orada zat-ı mutlak olarak tanıtılıyor. Amaiyette sevad-ı azam, mutlak karanlık, sonsuz karanlık, büyük karanlık, zat-ül baht diye tanımlanıyor. Ahadiyet mertebesine geçildiği zaman da zat-ı mutlak diye. Vahdiyete geçince Allah ismini kendisi koyuyor. Orada başka mahlukat yok ki ona bir Allah ismini versin. İlk zuhura çıktığı ilah manasında. Sonra o tahsis babında el ilah dediği zaman el kaldır, lam-ı tarif kaldırılıyor orada. Yani bugün öyle açıklayabiliyoruz. Başka türlü açıklanmıyor zaten. Allah kelimesini kendi kendine vermiş oluyor ki onun aslı ilahtır. İlk isim, ilk kelime o zaman. Tabii. Kendi kendini tarif ediyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'inde işte. Onun araştırmasını yaptık biz Almanya'da.
Allah kelimesinin karşılığı Almanca ne diyorlar, noterler, tercümanlar var, noter tasdikli. O bizim kitapların birisinde vardır. Nuray'a yaptırmıştım oradaki kızımıza. Ne diyorlar? Yeminli tercüman. Yeminli tercüman. Gat mı? Gut mu? Ha, diye. İngilizce gat. İşte birisi gat, birisi gut. İşte odur, Allah isminin karşılığı odur diye noter tasdikli olarak yeminli bürodan alınmış yazı var. Ama karşılığını vermiyor. Yani hiçbir lisanda Allah kelimesinin karşılığı yok. Olması da mümkün değil zaten. Yapılanlar beşerce, yani mahlukun tarif ve tabirleri oluyor. Ne diyorlar? Hindistan'a Nirvana diyorlar. Güya Allah karşılığı. Biz de ne diyoruz? Tanrı yahut Çalap. Çelep, Talap neyse işte. Karşılığı yok. Karşılığı yok derken karşılayacak bir şey yok. Allah lafzını tercüme edecek beşer lisanı yok. İngilizce'deki God da karşılamıyor. Hiçbiri karşılamaz. Hiçbiri karşılamaz. Tanrı'yı karşılıyor zaten. Evet. Tanrı, Tanrı... Tanrı kat, ha, Tanrı karşılığı olabilir. Farklı bir kavram olabilir. Ama Tanrı Allah demek değil ki. İşte herkes hayallerinde bir cevap çıkarmışlar buna. Öyle onu ilahi Allah zannediyorlar. O yüzden işte semavi, yani mec'ul değil, cal edilmiş değil, gayri mec'ul. Yani Allah kelamı sonradan oluşan bir kelam değil. İşte ayağını sabitelerimiz de öyle. Sonradan oluşan bir proje, program değil. Ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine geliyorken akılda, yani ilmi oluşumlar olarak, ondan sonra sıfat mertebesine, rahmaniyet mertebesine geçildiğinde İlmi varlıklar olarak, o zaman latif varlıklar olarak suretlenmiş oluyorlar. Yani kimlik almış oluyorlar. İşte bu mahluk olmadığına göre kişinin Cenab-ı Hak'tan katillik istemesi, ya ben şu adamı öldüreceğim diyor. La faile illallah. Cenab-ı Hak da onun gücünü veriyor ona. Ama mes'ulü, Allah sen yaptırttın diye ona söylenemiyor, söylenmiyor. Onun ayağın sabitesindeki talebi neyse, kendinden kendine olan talebi neyse onu istiyor. Allah sen bunu böyle yap demiyor. İşte iblisin atladığı yer burası. İçindeki o duyguları sen bana verdin diye, sen yaptırttın o halde bana bunu diyor. Bakın ne kadar... Hem alim sıfatı var üstünde, ama demin bahsedildiği gibi ilim değil, bilim olarak almış bunu sadece. Kendini tanımadığı için, bu hakikati de idrak etmediği için kendindeki duyguları sadece sen bana verdin diyor. Halbuki o duyguları kendi talep etmiş olmakta. Emri iradi, hak da ona vermiş onları. Daha sonra işte demin de bahsedildiği gibi bu ayağını sabitelerin korunması, muhafaza edilmesi Allah ismi kapsamına verilmiş. O yüzden kaynağımız oradan. Yani Allah bunları böyle yapmış değil. Aslında olan şeyler Allah'ın da kendine ait bütün alemleri kapsayan bir ayağını sabitesi var. Ahdiyet mertebesinde batında olan, vahidiyet mertebesinde program olarak, latif program olarak meydana çıkıyor. Kimlik kazanıyor. Ona da Levh-i Mahfuz ismi veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de öyle Levh-i Mahfuz'da var. Olduğu gibi bütün alemler orada var. Ve netice olarak herhangi birimiz içimizden bu şekilde baktığımız zaman bizim de mudil üzere yaşadığımızı düşünelim.
biz onu talep etmiş oluyoruz. Allah bize model ismi istikametinde şunu yap, bunu yap demiş olmuyor. Suçlayamıyoruz, suçlayamıyoruz onu. İşte bunu anlamayan iblis sen yaptırttın bana bunu deyip de suçun daha büyüğünü işliyor. Yaptırttın diye düşüncede bir suç işliyor. Bunu fiile çıkardığı zaman da daha büyüğünü işlemiş oluyor. Bakalım sonra ne olmuş. Süremiz de epey olmuş. Şuraya bakalım da bırakalım inşallah. Birisi ayağını sabitelerin mecrul olmadığı, yani sonradan var edilmiş olmadığıdır. O halde emir kendinden kendinedir. Allah ona böyle yap diye emretmiş değil. Yani hak ona bir şey yaptırmamış, o kendi reyiyle hareket etmiştir. Agveyteni, sen beni azdırdın sözü tutarsızdır. Kendini şeye çıkarmak, temize çıkarmak içindir. Ve isyandır ayrıca. Diğeri ise çok açık olan emri teklifiye de karşı çıkmıştır. Bak, iki atladığı noktadan bir tanesi emri iradi kendine ait olduğundan, kendinden kendine olduğundan ancak bunu sen bana yaptırttın demek suretiyle birinci suçu işlemiştir. Bak, emri iradi yönüyle gittiğinden, sadece orayla kaldığından. Diğeri ise bakın çok açık olarak emri teklifiye de karşı çıkmıştır. Yani Cenab-ı Hak emri teklifi olarak bizlere de onlara da şunları 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 yapın, şunları 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 yapmayın diye teklif edilen işler var. Bakın amir olarak değil, bize bırakılan. Teklif ediyor. Bak kulum şunu 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 yap, şunu 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 yapma diye. Yoksa amir olarak bir hüküm koyardı. Biz hiçbir şey yapamazdık. Sadece o ne emretmişse onu yapardık. Ama o zaman halife olmazdık. Memur olurduk. Biz şimdi amir hükmündeyiz. Bir bakıma ayağını sabitelerimizin mutlak tarafında memuruz. Bakın, muallak tarafında amiriz. Bize bırakılan saha çünkü orası. Secde et emrine karşı gelmiştir. Secde et emri teklifidendir. Bak. Anlaşılıyor mu aradaki fark? Ki her iki yönden de hayal ve vehim ile hareket ederek değerlendirmesi hiçbir asla dayanmadığından geçerli olmamıştır. Yani sen beni azdırdın demek suretiyle iki hata işlemiş. Birisi emri teklifi, emri iradiye de karşı gelmiştir. Diğeri de emri teklifiye de uymadığı için zaten yine karşı gelmiştir. Yani iki emre de karşı gelmiştir orada. Bunun da farkında olmamıştır ki isyanlarını sürdürmüştür. Süremiz epey ilerlemiş. Burada bırakalım, sonra devam edelim inşallah. Hadi bakalım. Bilgisayar başında olan kardeşlerimize, evlatlarımıza hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileyelim. Hoşça kalın. Allah faydalandırsın inşallah.